kokudan yanına yaklaşılmayan bir bataklık kalmış. Yiğitler ya, bundan ne olur dememişler. Çalışmış, çabalamış, geceyi gündüze katmış o bataklığı kurutmuşlar. Bir de oraya gül dikmeyi akıl etmişler. O kokudan yanına yaklaşılmayan bataklık olmuş mu sana gül bahçesi? Hem de ne gül bahçesi? Civarda ne kadar vilayet, ne kadar bey, ağa varsa hepsi evine, konağına, sarayına bu bahçenin güllerinden ister olmuş. Ehaliyle bahçenin değeri de artmış. Cevher kıskanılmaz ortaya çıkmadıkça. Ortaya çıkınca da hasetlik almış yürümüş. Bir gün bahçeye bey ailesinden biri gelmiş. Aşağı yukarı derken bu bahçeye çökme niyetini ima etmiş. Demiş ya burası bizim, sizin ne hakkınız var? Öyleydi böyleydi, amandı yamandı. Çıkan arbede de bu yiğitlerden birinin vurduğu darbeyle düşmüş oracıkta can vermiş. Bu yiğidi almış bir feveran. Demiş vay bana toprak atın, bunlar beni sağ koymazlar, ne beni ne çocuğumu. Derken öptekine bir bakmış ki o Mevta'yı gömmüş, orada gül kesmeye devam ediyor. Yahu demiş, sen istesen beni ele verir bu bahçenin tek sahibi olurdun. Sen nasıl bir yiğitsin, nasıl bir dostsun? Beriki demiş, daha hele dur, dostluk şimdi belli olmaz, hele biraz zaman geçsin. Aradan biraz zaman geçmiş, yolları ayrılmış. Adamın içine bir kurt düşmüş Feyzo. Demiş, yahu gün gelip bu dostum beni ele vermesin. Olur ya. Oğlunu çağırmış, ona sıkı sıkı tembihlemiş. Demiş, git bu benim dostumu bul. Kalabalığın içinde buna ağzına geleni say. Bakalım dostluğu nicedir. Delikanlı denileni yapmış. Gitmiş babasının dostunu kalabalığın içinde yakalamış. Buna orada ağzına geleni saymış. Bunu tutmuş yakasından, sallamış, silkelemiş, demiş, yahu sen nasıl bir adamsın? Durun hele! En sonunda adam oğlanı kendine çekmiş, kulağına fısıldamış. Demiş, hele oğul, ağır ol. Hele git babana söyle, biz öyle iki lafa gül bahçesi bozacak adam değiliz. Bizim dostluğumuzu böyle bilsin. Hmm.
Kirve! Sen ne yaptın Kirve? Kıyamet kopacak. Yaktın ortalığı. Senin için yakmayacağım da kimin için yakacağım?